Maslow'un ihtiyaçlar teorisi, ihtiyaçlar hiyerarşisi, ihtiyaçlar piramidi gibi bir kavram var. Ben bunu çok uzun zamandır bildiğim, duyduğum, hani böyle genel geçen bilgi gibi öğrendiğim bir konuydu. Yani bunu genel olarak böyle hani sosyolojik, siyasi gibi olaylarla bağdaştırıyordum. Yani bu bahsettiğim konu kabaca şu: hani bir insanın ihtiyaçlarının hiyerarşisi vardır. Yani çok temel bir yerden bu ihtiyaçları çözemediğin sürece daha manevi ihtiyaçlara, daha sosyal ihtiyaçlara geçmek zor, geçmek mümkün değildir gibi. Hani kısaca örnekle işte hani açlığını, susuzluğunu, işte uyku ihtiyacını çözmediğin zaman aslında barınma ihtiyacını düşünemiyorsun gibi. Veya işte bu barınma ihtiyacını, iş, maddi özgürlük gibi sıkıntılarını çözmediğin zaman sosyal ihtiyaçları duymuyorsun gibi. Veya işte sosyal ihtiyaçları çözmeden işte bir saygınlık, itibar gibi ihtiyaçların olmuyor. Bunları çözmeden, kabullenme, takdir edilme gibi şeyleri çözmeden de aynı şekilde işte yaratıcı mıyım, kendimi gerçekleştirebiliyor muyum, daha manevi diyebileceğimiz ihtiyaçlar hasıl olmuyor gibi bir fikir. Ben bunu çok böyle katı görüyormuşum, bunu fark ettim. Yani katı görmekten kastım şu: hani bu ihtiyaç hiyerarşi basamaklarında alt basamaktaki insan sanki öyle bir insan, hayatı zaten adamın bu, zaten bir üst seviyeyi hiç görmemiş, hiçbir zaman geçmemiş, hiçbir zaman oraya gelmemiş olan bir insan olarak algılıyordum. Yani demeye çalıştığım işte, sokakta yaşayan bir insan, yemek bulup bulamayacağından bile emin olamayarak yaşayan bir insanın sosyal ihtiyaçları zaten yoktur gibi bir algıyla. Veya işte sosyal bir ihtiyaçları da karşılanmış bir insan ama işte takdir görmemiş, özgüveni gelişmemiş, işte kaba tabirle işte mesaisine giden memur, yaşlı bir amca diyelim ki, yani ailesi de var, mutlu, sıkıntısı da yok, eyvallah, ama hani bu adam hiçbir zaman zaten şey basamağına geçemeyecek, yaşantısı bu olduğu için. İşte kendimi nasıl gerçekleştirebilirim, nasıl daha yaratıcı olabilirim, işte nasıl daha iyi bir insan, yani iyi bir insandan kastım işte manevi olarak da kendini doyurabilecek bir yere gidebilirim. Hani bu seviyede bir ihtiyaç zaten duymayacak. Hani onun birinci derdi zaten ailesini geçindirmek, sosyal ilişkilerini bozmamak gibi. Hani bu basamakları katı görmeyi bıraktığım anda, daha doğrusu bunu böyle fark ettiğim anda, bu aslında akışkan bir şey ve düzenli olarak gün be gün her insanda bu ihtiyaçların da değişebildiğini fark ettiğimde kafamda çok farklı bir yer açıldı. Öyle söyleyeyim. Kafamda farklı bir yer açıldığından kastım şöyle bir şeyi fark ettim geçenlerde. Hani yani günlük hayatımda şey hissediyorum düzenli olarak. Hani nasıl yaratıcı olabilirim? Nasıl kendimi belli edebilirim? Nasıl fikirlerimi, duygularımı aktarabilirim veya işte yeni ne öğrenebilirim, kendime nasıl bir şey katabilirim gibi dertlerimin olduğu, bu tarz bir gündemim olduğu aylardan geçtim. Ve aslında mutluydum da, kendimi iyi hissediyordum. Ne zaman ki işte sosyal olarak sıkıntılar çekmeye başladım, kafamda bu tarz bir düşünce kalmamaya başladı. Yani birinci derdim istemsiz bir şekilde bu özgüvenimi toplamak oldu. İşte takdir edilme arzusu oldu. Bunları da geçtim işte. Ne zaman atıyorum bir sosyal anlamda bir yalnızlık hissetmeye başladım, özgüvenmiş, takdir edilmekmiş, bu da umursamamaya başladım. Veya bu şekilde örnekleri devam ettirecek olursak, ne zaman ki stres yaşadığım, kaygılandığım dönemlerde özellikle hani panik atak geçirdiğim, nabzımın yükseldiği, ya vücuduma bir şey oluyor korkusu yaşadığımda, yalnızlığım bile umurumda olmamaya başlıyordu. Hani bu şey gibi, yani çok basit bir tabirle hani aşırı uykusu olan bir insan veya aşırı aç olan bir insan, bu
yemeğe ulaşamaması ile alakası yok. Aslında bu günlük olarak değişen ihtiyaçlar. Günlük olarak tekrardan baş gösteren ihtiyaçlar bunlar yani. Kabaca piramitteki bütün basamakları tamamlamış ve gerçekten bütün gününü yaratıcılığıyla, iyi bir insan olmakla, yani kendini geliştirmekle, kendini gerçekleştirmekle geçiren bir insan bile aslında bu fiziksel ihtiyaçları duyuyor. Bu kadar katı, sanki kas sistemiymiş gibi bir yaşam tarzını simgelemiyor aslında. Fark ettiğim noktada kafam çok açıldı, öyle söyleyeyim. Bunun üzerine de şöyle düşünmeye başladım. Bir sıkıntım var. Psikolojik veya işte yaşamımda gördüğüm bir sıkıntım var. Ve bunu, bu modeli, ihtiyaçlar hiyerarşisi modelini tersten işleyerek aslında nedenini öğrenmeye çalışmak fikri canlanmaya başladı bir nevi. Kabaca bir örnekle şöyle diyebiliriz yani. Mesela işte çalışmakla alakalı sıkıntılarım vardı. Yani bir iş bulmak, çalışmak istememek, bu konuda kendimi motive hissetmemek, nereden başlayacağımı bilememek gibi. Yani böyle beni engel olan, yani bana engel olan, beni tutan bir şey var. Bence çoğu yıllar boyunca ben şöyle hissettim yani. Tamam abi, mühendislikten mezun olmuş olabilirim ama ben kendimi burada rahatsız hissediyorum. Yani ben kendimi burada yansıtabildiğimi, bu alanda ben olabildiğimi düşünmüyorum. Kendime daha uygun, daha işte yaratıcılığımı kullanabileceğim, daha kendi fikirlerimin önemli olduğu bir alan olsa daha tatmin olacağım diye düşünüyordum. Böyle kandırıyormuşum kendimi kabaca. Daha sonrasında tamam dedim yani. Adım adım gidelim abi. Tamam, kendini ifade edebileceğim bir iş bulalım. Orada da bir sıkıntı olduğunu hissettim. Şunu düşünmeye başladım istemsiz. Tamam, böyle bir iş olsa da ben bu konuda kalifiye değilim diye bir kaygıya duymaya başladım. Yani özgüven sorunları hissetmeye başladım. Tamam dedim, kalifiye olmayalım. Kalifiyelik de sorun olmasın. Kalifiye olmasına gerek olmayan, kabaca bir CV gerektirmeyen bir iş bulalım, çalışalım o zaman. Burada da kendimi böyle yabancı hissetmeye başladım mesela. Yani atıyorum, rastgele bir tamircinin yanına girsem ben orada ait hissetmeyeceğim oraya. Yani kelebek gibi duracağım. Attaki gibi bir hissiyattan rahatsız olmaya başladım. Ben buraya ait hissetmeyeceğim, kabullenemeyeceğim fikir olarak, mental olarak. Tamam dedim, öyle çok tatlış. Gerçekten hani çalışanlarını da tanıdığım, düzenli olarak da gittiğim, hani yapması da zor olmayan bir iş olarak gördüğüm bir garsonluk fikrine yükseldim. Hani bir kafede garsonluk. Kendime ait hissediyorum, insanlarla iyi anlaşıyorum. Zaten günümün çoğunu, hani haftanın çoğu gününü orada geçiriyorum. Öyle bir aitlik sorunum da yok. Tamam hadi. Yine bir şey tutuyor beni. Gibi gibi. Yani aslında çalışmakla alakalı sorunum en tepede değil. Çalışmakla alakalı temel bir sorunum var. Ve bu sorun da gün sonunda fiziksel olarak kendimi yetersiz hissetmek. Yetersizlikten kastım şu, yani bir bardağı alıp bir yerden bir yere koyamamak anlamında bir yetersizlik değil de sağlık olarak metabolizmamın gücüne inanmamak veya işte atıyorum gözüm karardığı dönemler oldu. İşte panik ataktan dolayı nabzımın sürekli yükseldiği zamanlar oldu. Veya kendimi böyle aşırı bir anda çöküp işte özellikle bu ataklardan sonra hani elimin kolumun tutmadığı, tabiri caizse sadece yatmam, yani sadece yatacak kadar gücüm kaldığı dönemler yaşadım ve bu travmayı hala atlatamadığımı fark ettim. Bu korkuları hala aşamadığımı fark ettim. Yani şu an herhangi bir işe girsem ve Allah korusun böyle bir şey yaşasam ben burada ne yapacağım korkusunu hala atamadığımı fark ettim. Yani gün sonunda yine sorunum çok primal, çok temel bir yerde, çok fiziksel bir ihtiyacımı karşılayamamak, daha doğrusu çok fiziksel kaygı duyduğum bir yerden kaynaklı bir kaygı olduğunu fark ettim. Öyle söyleyeyim. Sonuç olarak bunu nasıl çözebiliriz?
Bunu nasıl çözebiliriz konusunda da çok güzel bir yol gösterici oluyor aslında bu bana. Yani demeye çalıştım. Sorun zaten çok temel bir sorunsa, bu bahsettiğim gibi sağlık sorunlarıysa, bunu çözeceğiz zaten, yapacak bir şey yok. Ama diyelim ki özgüvenle alakalı bir problem yaşıyorum. Bu özgüven problemini nereden çözeceğim diye düşündüğüm vakit, aslında işte kaba tabirle işte insan nasıl kendini özgüvenini geliştirir, nasıl bir şey olur, dan ziyade önce şuna bakıyorum. Ya ben şu an sosyal bir sıkıntı yaşıyor muyum? İnsanlarla ilişkilerimde bir sıkıntı yaşıyor muyum? Orada bir sıkıntı yaşıyorsam onu çözmeye çalışıyorum öncelikle. Veya onu da çözemiyorum, başka bir şeye bakıyorum. Daha altı basamağa bakıyorum. Burada bir sıkıntı mı var acaba? Çünkü ben evden çıkmaya korkuyorsam zaten ilişki kurmak konusunda bir şeyim olmuyor. Hani ilişki kuracak seviyeye gelemiyorum. Yani ben dışarıda zaman geçirmek konusunda kaygı yaşıyorsam zaten birileriyle çıkıp görüşme gibi bir sosyal ilişkim olmuyor. Veya romantik bir ilişki kurmak bile zor gelmeye başlıyor zaten. Gibi gibi. Yani kısacası bu hiyerarşi sistemi çok güzel, uygulanabilir bir sistem gibi geliyor bana bir yandan. Ve özellikle işte bu gün içerisindeki dinamik değişkenliklerle beraber de aklıma yatırdıktan sonra çok güzel kullanabileceğimiz bir araçmış gibi gelmeye başladı bana.